Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sunuş dinledik. İnançlı bir belediye başkanı, kararlı bir belediye başkanı, halkına hesap vermeyi onurlu bir görev kabul eden bir belediye başkanı zaten bunları yapacaktı. Dolayısıyla bütün belediye başkanlarımızı kutladığım gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı da yürekten kutluyorum. Bir yola çıktık. Aydınlık Türkiye için, güzel Türkiye için, adaletli Türkiye için ve bir yönetim getireceğiz dedik. Halkına hesap veren bir yönetim. Bir anlayış getireceğiz dedik. Vergi ödeyen herkesin siyasi otoriteyi sorgulama hakkını getireceğiz dedik. Dolayısıyla demokrasiyi getireceğiz dedik. Demokrasi olacak ülkemizde. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Hiç kimse sabahın altısında evine baskın yapılacak mı diye düşünmeyecek dedik. Eğer özgürce düşüncelerinizi ifade edecekseniz korkmadan yapacaksınız dedik. Çünkü Türkiye'yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlarındayız. Ve bunu yapacağız. Birlikte yapacağız. Yine söyledik. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız dedik. Demokrasinin olmadığını biliyoruz. Büyük baskıların olduğunu biliyoruz. Farkındayız. Kadın erkek eşitliğinin askıya alındığını biliyoruz. Bir tek imzayla parlamentonun iradesinin gasp edildiğini ve İstanbul Sözleşmesi'nin durdurulduğunu biliyoruz. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Emin olun. Kararlıyız. Kararlıyız. Mücadele edeceğiz. Kararlıyız. Mücadele edeceğiz. Kararlılığımızı Gazi Mustafa Kemal'den alıyoruz. Kararlılığımızı genel başkanlarımızdan alıyoruz. Genel başkanlarımız bize feyiz verdiler. Örnek oldular. Ve biz onların açtığı yoldan yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Dolayısıyla her birimizin ayrı ayrı görevleri var. Toplumu aydınlatmak gibi. Toplumun sorunlarına kilitlenmek gibi. Her bir soruna sağlıklı çözümler üretmek gibi. Bunların tamamını yapacağız. Evet, beraberiz. Evet, birlikteyiz. Evet, Millet İttifakı'yız. Millet İttifakı'nın 6 lideri bir aradayız. Ayrı partileriz, doğru. Ayrı programlarımız var, doğru. Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi gibi, adalet gibi, devlette liyakat gibi, siyasetçinin halkına hesap vermesi gibi, kadın erkek eşitliği gibi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye gibi, itibarlı, onurlu bir Türkiye gibi, saygın bir dış politika gibi, temel, ana normlarda beraberiz ve birlikteyiz ve birlikte yapacağız bütün bunların tamamını. Şundan emin olmanızı isterim. Zaman zaman yayınlar yapar. Malum medyayı biliyorsunuz, o malum medyayı biliyorsunuz. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne yazarlarsa yazsınlar. Ufak bir şeyden büyük şeyler çıkarmaya da çalışabilirler. Ne olursa olsun bize inanmanızı isterim. Bize güvenmenizi isterim. Kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi aydınlığa ya çıkaracağız, ya çıkaracağız. Bir şey daha. Belediye başkanlarımızın üzerinde büyük baskıların olduğunu biliyorum. Yollarının kesildiğini biliyorum. Ellerinin kollarının bağlanmak istendiğini biliyorum. Nitekim Ekrem Bey az önce bütün bu ayrıntıları anlattı. Kısmen, bir kısmını anlattı. Millet iktidarında biz yeni bir hedef ortaya koyacağız. Merkezle yerel arasında sağlıklı bir denge oluşturacağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz.
yeni kaynaklar, yeni olanaklar sağlayacağız. Çünkü belediyenin yaptığı bütün harcamaları belediye, belde halkı rahatlıkla denetleyebilir. Otopark sorunu var. Ne için yapıyoruz? Taşıt araçları için. Taşıt araçlarının vergisini kim alıyor? Motorlu taşıt vergisi merkezi hükümet. Taşıt alım vergisi merkezi hükümet. Aynı merkezi hükümet geriye dönüp diyor ki niye otopark sorununu çözmediniz? E vergiyi sen alıyorsun. Biz ne yapacağız? Taşıt alım vergisini de, motorlu taşıtlar vergisini de, benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz. Ve yerel yönetimler daha güçlü olacak. Daha kararlı olacak. Bütün bunlara baktığımız zaman, bütün engellerime rağmen belediye başkanlarımız kararlılıkla yollarına devam ediyorlar. Evet, bazı kararları imzalanmıyor. Evet, UKOME gibi küçük çocukların bile yapamadığı, yapmak istemediği, daha doğrusu küçük çocukların bile ya böyle bir şey olmaz diyebildiği bir şeyde koca koca adamlar acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elini kolunu nasıl bağlarız, nasıl hizmet edemez hale getiririz diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde olurlarsa olsunlar, bütün sorunları çözme kararlılığımız var ve bütün sorunları çözeceğiz. Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz. Adaletim. Adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. Ama adalet devletin dilidir aynı zamanda. Adalet kainat da adalet üzerine inşa edilmiştir. O zaman adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız. Adaletsizlik yapanları, halkın hakkını gasp edenleri. Ben bazen diyorum ya helalleşme diye. Helalleşme gücü elinde tutanın yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesi demektir. Ya burada bir yanlış yaptık demesidir. Yoksa tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenle oturacağız helalleşeceğiz diye bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka soracağız. Mutlaka soracağız. Öyle çocuklarına vakıflar kurduracaksın. Milyon dolarlarla oynayacaksın. Amerikalarda gökdelenler yapacaksın. Efendim Muhammed Ali'nin Clay'in çiftliğini satın alacaksın. Kılıçdaroğlu onları görmeyecek. Göreceğim, göreceğim. Hepsini göreceğim. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Ve halkın hizmetine sunacağım. Bir soygun düzenini, bir harami düzenini yıkacağız. Kararlıyım. Haramilerin olduğu yerde adalet olmaz. Haramilerin olduğu yerde gelir dağılımı dengeli olmaz. Haramilerin olduğu yerde halkın hakkı yenir. Haramilerin olduğu yerde adalette düzen tutmaz. Haramilerin olduğu yerde binlerce milyonlarca insan yatağa aç girer. Haramilerin olduğu yerde her şey olur. Haramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye'yi. Göreceksiniz çağdaş uygarlığı. O çağdaş uygarlığa ulaşmak için nasıl çalıştığımızı göreceksiniz. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Bir çiftçi kadın şunu söylüyorsa biz artık zarar etmiyoruz. Biz battık battık diyor. Battık diyor. Eğer bir çiftçi kadın bu noktaya gelmişse Ankara'dakilerin oturup düşünmesi lazım. Ama düşünemiyorlar. Sorunları çözmesi lazım. Ama çözemiyorlar. Çünkü yönetemiyorlar. Çünkü yönetme kapasiteleri yok. Çünkü yönetme birikimleri yok. Çünkü yönetme bilgileri yok. Çünkü liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir onu bilmiyorlar. Çünkü adalet nedir onu bilmiyorlar. Ama kararlıyız. Altı liderde kararlıyız. Onlara adaleti de öğreteceğiz. Onlara güzelliği de öğreteceğiz. Onlara kadın erkek eşitliğini öğreteceğiz. Onlara herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı nasıl gösterilirmiş onu da göstereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin.
Efendim sayın genel başkanlarımız burada, siyasal partilerimizin değerli temsilcileri burada. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Tekrar böylesine güzel bir toplantıyı düzenleyip halkına hesap vermeyi onurlu bir görev kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı da yürekten kutluyorum. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun, hepinize teşekkür ederim. Asla unutmayın, asla umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in öngördüğü çağdaş uygarlığa ulaştıracağız ve aşacağız ve birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte çalışacağız. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ayırmadan, kadını, erkeği ayırmadan, yaşlısı, genci ayırmadan beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Güzel Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hepinize yürek dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum.